Hafta sonu ırkçılar yabancı karşıtları bir gösteri düzenliyor. Bu sırada Brüksel'de oradan arabalarıyla geçen 3 Türk genci 19, 22 ve 23 yaşında üç tane Türk. Göstericiler bunları durduruyorlar ve soruyorlar nerelisiniz diye. Türk olduklarını söylüyorlar ve orada bulunan yüzlerce kişi galeyana gelerek o 3 tane Türk gencinin içinde bulunduğu arabayı tekmelemeye başlıyorlar. Linç etmeye başlıyorlar. Arabanın içinde adamlar çocuklar. Böyle duruyorlar. Yapmayın etmeyin dinleyen yok. Arabayı linç ediyorlar. Sopalarla vuruyorlar. Ellerindeki o dövizleri sopalarıyla tekmelerle tavanına çıkıyorlar. Zıplıyorlar o arabanın. üç tane Türk genci arabanın içerisinde sadece Türk olduklarını söyledikleri için. Nerede oluyor bu? Brüksel'de. Avrupa'nın göbeğinde. Evet, Avrupa Birliği'nin göbeğinde. O tam o noktada. Linç ediyorlar bu çocukları. Sonra bu çocuklar bir şekilde oradan o kalabalığın içinden kaçıyorlar. Ağzı burnu dağılmış vaziyette. Sonra bakın alçaklığın bir diğer boyutunu anlatıyorum. Bak Brüksel'de olan bu alçaklığın diğer bir boyutu. Bu çocuklar canını zor kurtarıyorlar, kaçıyorlar. Araba kullanılacak halde Pert Sonra bu olayı fotoğraflarla bir gazeteci çekiyor orada. Haberleştiriyor bir gazeteci. Ve haberi de şöyle yazıyor. Bu alçak. bak ben de bir gazeteciyim. Gazeteci demek istemiyorum ona. Diyor ki haberde. Gösteri yapan kalabalığın üzerine 3 Türk genci arabalarını sürdü diyor. Bak. Gösteri yapan kişilerin üzerine sözde Türk genci arabasını sürmüş. Bu alçaklıktır. Bu hainliktir. Gazeteyi herkes okuyor. Halk bir daha galeyana geliyor. Bu arada polis de harekete geçiyor. Bu üç Türk gencini gidiyor alıyor geliyor karakola. Sorguluyorlar. Anlatıyorlar durum. Bak biz buradan geçiyorduk. Bizi çevirdiler bunlar. Nereli olduğumuzu sordular. Biz de Türk olduğumuzu söyledik. Ve bizi dövmeye başladılar, arabamıza vurmaya başladılar, bizi linç etmek istediler diyorlar. Çocukların başka anlattı ya da bu kalabalığın üzerine araba sürmek gibi bir şey yok zaten olamaz. Bin kişi duruyor orada, araba mı sürersin? öldürürler seni zaten. Akıl var, mantık var, böyle bir olayda imkansız. Sonra bu üç Türk gencinden ikisini polis durumu anlıyor, serbest bırakıyor. Bir taneyi, bir kişiyi arabayı süreni bırakmıyorlar. Niye? Hadi tahmin edin. Bakın. Avukat ne diyor? Bunların avukatı Sayın Hakan Hüsnü Erzurumlu bakın ne diyor? Tutuklu bulunmaları ile tutuklu göz gözaltında bulunan gençle ilgili şunu söylüyor. Aslında olay çok açık. Ancak aşırı sağcılar pazar günü tekrar yürüyecekler. Yani bu hafta yine yürüyüşleri var diyor. Sanırım güvenlik güçlerinin görüşü doğrultusunda binlerce aşırı sağcıyı kışkırtmamak için gözaltı süresi uzatıldı diyor. Müvekkilim kurban edildi diyor. Henüz 19 yaşında ve kendi halinde bir genç göz altında tutuluyor diyor Sayın Hakan Hüsnü Erzurumlu Sayın Avukat bunu söylüyor. Bu konuyla ilgili Anvers Başkonsolosluğumuz da devreye girmiş. Brüksel Büyükelçiliğimiz de devrede. Olayı yakından takip ediyorlar değerli izleyicilerimiz. Yani akıl alır gibi değil. ırkçılık bu. Adam arabasıyla geçiyor kardeşim. Yani bu gösteriye izin verende hata, saldıranlarda hata. Şu anda gözaltında tutanlarda da hata değerli izleyicilerimiz. Olur mu böyle bir şey ya? Öldüreceklerdi bu çocukları. Bu çocukların şikayetçi olması ve o gösteri kim organize ettiyse onun gözaltına alınması gerekirken ölümden kaçan, arabaları pert olan, canlarını zor kurtaran bu çocuklar gözaltına alınıyor. Hala biri gözaltında. Serbest bırakılmadı. Nerede? Demokrasinin, insan haklarının merkezi olduğu iddia edilen Brüksel'de Avrupa Birliği'nin noktasında merkezinde yani sinirlenince de sinirlendi oluyor. Her şey sözde kardeşim. Kusura bakmayın da her şey sözde. Az önce anlattım. Çocukları, 4 yaşındaki çocukları anaokulunda, kreşte istismara uğruyor Savcılık açıklama yapıyor. Ne diyor? E, çamaşırında e, erkek DNA'sı bulunmuş ama çok az miktarda dalga mı geçiyorsunuz Siz ya böyle araştırma böyle açıklama mı olur ya kardeşim bu insan olmakla ilgili bir şey bu gençlere yapılanların insanlıkla alakası yok. Irkçılık bu ya ırkçılık gösterisine izin verirsen bu olur tabi fikir özlüğü özgürlüğü bilmem ne özgürlüğü adı altında yapılan bu tarz gösterilerin kabul edilir bir yanı yok Bu çocuklar geçiyordu buradan. şunu kabul etmeleri gerekiyor gelişmiş ülkelerin. Ülkelerde bulunan göçmenler, yabancılar, tırnak içinde yabancılar, o toplumların, o ülkelerin birer ferdi, birer parçası, mozaiği böyle kabul etmek gerekiyor. Berlin'de 150 polis Mevlana Camii'ne botlarla, köpeklerle, koçbaşıyla baskın yaptılar. Berlin'de. Anlatıyorum, konuşuyorum. Sebep? Sebep yok. 14 bin euroluk Devlet resmi olarak yardımda bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle bu camiye ve bu parana legal bir şekilde, belgeli bir şekilde kullanılıyor. Yasanın emrettiği şekilde sonra sabah namazında insanlar sabah namazının farzını kılarken sen 150 polisle, köpekle camiye botlarla giriyorsun. Bu toplumu yani o Alman toplumu, Belçika toplumunun birer parçası olduğunu kabul etmek zorundasın. Berlin nüfusunun yüzde 10'u Müslüman. Sen o camiye nasıl girileceğini bile bilmiyorsun. Ya 14.000 euro değil mi kardeşim? Parayı kime verdin? Gel kardeşim getir evraklarını dersin. Bakarsın. Usulsüz bir durum varsa ceza verirsin. 150 polis de sabah namazında. Bu baskın ne kardeşim? Bu baskın ne? Kabul edilebilir yanı var mı Berlin'deki bu olayın? Türkiye'de benzer bir olay olsa olmaz da diyelim ki bir kiliseye 150 polis böyle kapıları koçbaşıyla kırarak girse ne olur soruyorum size ne olur dünya ayağa kalkar kardeşim dünya ayağa kalkar yapmayın insanlığa hakarettir insanların kutsal saydığı yerlere bu tarz bir baskı baskın yapmak hangi din olursa olsun hiç önemli değil neye inanırsan inan hiç önemli değil hangi dini merkez hangi ibadethane olursa olsun hiç önemli değil hiçbirine yapılmaz böyle bir şey hiçbirine Olmaz. Sen Almanya gibi bir yerde, Berlin gibi bir yerde nüfusunun Berlin'in yüzde onun Müslüman olduğunu söyledik. Camiye, senin toplumunun bir parçası olan Müslümanların en kutsal saydığı yere camiye. Sen bu şekilde girilmeyeceğini bilmiyorsan, kusura bakma ama senin dünyadan haberin yok bak, dünyadan haberin yok. Merkel çıkıp bu konuyla ilgili ne dedi size soruyorum. Ne dedi? Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey. Böylesine önemli bir olayda hiçbir şey söylemedim Merkel. Belçika'da üç tane genci linç eden ırkçılarla ilgili olarak Başbakan ne dedi? Hiçbir şey söylemedi. Hiçbir şey.